ATV'nin TV ve dijital ekranda rekor üstüne rekor kıran dizisi Ercai, başrol oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcısıyla Cannes'daydı. Ebru Şahin ve Akın Akınüzü fuar boyunca tarzlarındaki uyum ve pozitif halleriyle dikkat çektiler. Ebru Şahin, Akın Akınüzü ve Ayda Aksel ile yönetmen Cem Karcı ve Benal Tahir'i organizasyon kapsamında bir panele katıldılar. Ekibe İspanyol televizyoncu Jose Antonio Salso Baratas eşlik etti. Gerçekten herkes büyük bir özveriyle işini aşkla yaptığı için, birbirlerine inandıkları için, bize inandıkları için çok güzel bir iş, çok büyülü bir iş ortaya çıktığına inanıyorum. Galiba Aziz'i en iyi anlatan şey, seyirciden gelen yorum, senden nefret etmeyi seviyorum diyor seyirci. Seyircimizin sevme nedeni de sanırım Reyhan'ın içindeki hala saf kalmış duygular, her duygunun içerisinde inandığı saflık, masumiyet ve aşkı için hem ailesiyle hem kendiyle verdiği mücadele diye düşünüyorum. Söylemeden geçmeyelim. Türk dizileri İspanya'da bir numara. ATV'nin rekortmen yapımları Sıla ve Sen Anlat Karadeniz İspanya kanallarında büyük başarılara imza attılar. Kıpçı değil diyorum, dinlemiyorum. Var mı üstüne? Allah hepinizin belasını versin, hepinizin belasını versin. Ne biçim insanlarsınız siz? Allah hepinizi kahretsin. Nefis, sana bu şahı al. Aldı. Bir tane de çocuk yap. Yaptı. ATV Cannes'dan gümbür gümbür geçti. Türk dizilerinin son yıllarda tüm dünyada elde ettiği başarı fuarın en önemli gündemi olurken ATV'nin bu sene fuara kalabalık bir ekiple çıkartma yapması da hem basının hem profesyonellerin büyük övgüsünü aldı. ATV sadece Türk oyuncularının ve Türk dizilerinin değil Türkiye'nin de tanıtımına büyük katkı sağladı. Ercai ve Kuruluş Osman 5 ülkeyle ön anlaşma imzaladı. 4 gün süren fuarın ikinci günü sona ermeden Ercai, Bulgaristan, Arnavutluk ve İspanya'ya satılırken çekimleri henüz başlamış olan Kuruluş Osman'a ise Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından ön rezervasyon yapıldı. Şimdi milletimizin ikbali için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?